Namaz, alemlerin Rabbinin huzurunda kıyama durmak, dikilmek, huzura kabul olunmak anlamına geliyor. Dolayısıyla Müslüman için hayat gibi elzem bir şeydir. Namaz. Yani hayat eşittir. Namaz denklemi söz konusudur Müslüman için. Eğer namazı kalmamışsa yiyecek rızkı kalmamış bir insan gibi artık ölümü bekler hale gelir. Nasıl maddi gıdalarımız tenimizin, vücudumuzun, beden tarafımızın varlığını idame ettirmeye yarıyor ise namaz da ruhi yapımızın, manevi yapımızın, iç yapımızın gıdası hükmündedir. Onun devamı için, sürekliliği için namaza ihtiyaç vardır. Binaenaleyh namaz kılmayan bir insan adeta bitkisel hayata girmiş, hayatı yok hükmünde geçiren bir insandır. Namaz dinin direği, hayatın devamının anlamıdır. Namaz yoksa hayatta kalmanın bir manası da yok demektir. Ali namazsız bir Müslümanı düşünmek mümkün değil. Namaz Müslümanın en öncelikli vazifesidir. Dünyada bulunuş amacıdır. Biz dünyaya namaz kılmak için gönderilmişiz. Allah'a kulluk yapmak için gönderilmişiz. Diğer teferruatlar, meşgaleler olsa da olur, olmasa da olur şeylerdir. Çalışıyorsun, çalışsan da olur, çalışmasan da olur. Okuyorsun, okusan da olur, okumasan da olur. Tarım işiyle meşgulsün, yapsan da olur, yapmasan da olur. Ama namaz öyle değil. Namaz hayatın tam ortasında hayatın namaza göre şekil aldığı bir kıvamda kılınmalıdır. itibar görbelidir, Önem verilmelidir namaza. Binaenaleyh bu kardeşimiz hayatının bir 11 yılını maalesef bu anlamlardan mahrum olarak geçirmiş. Binaenaleyh unutulan namazın, kılınmayan namazın vakti hatıra geldiğinde kılınacağından dolayı bir gaflet ile geçmiş. Bilinçsiz bir şekilde tüketilmiş ömür dilimlerinde eğer namaz hayatımızın ana eksenini oluşturmamış ise bilinçlendiğimiz dönemde mutlak surette o kılamadığımız kılmadığımız namazlarımızı kaza etmemiz gerekiyor. Namazların kaza edilişi farz namazlara yönelik bir durumdur. Binaenaleyh öğle namazını kılamamışsak, işte beş sene önce bir öğle namazını kılamamış isek, bugün o öğle namazının sadece farzını kaza edeceğiz. Binaenaleyh başındaki veya sonundaki sünneti kaza etmemiz gerekmiyor. Ama eğer bugünün içinde bulunduğumuz günün, yaşadığımız günün namazını kılacak isek bu namazın öncesindeki müekket sünnetleri namazın sonrasındaki müekket sünnetleri behem hal kılmamız bir mecburiyet olmadıkça terk etmememiz gerekir. Aksi halde namazı namaz gibi kılabilme şuuruna, bilincine ermemiz mümkün olmaz. Namaz alemlerin Rabbinin huzuruna çıkmak, huzura kabul olunmak anlamına geldiği için olabildiğince şuurumuzun açık, bilincimizin yerinde bir vaziyette namazı kılmamız gerekiyor. Namaz denilince asıl namaz da Rabbimizin üzerimize farz kıldığı farz namazlar olduğuna göre öncesinde kıldığımız sünnetler ki akşam namazı hariç her farz namazın öncesinde bir sünnet namaz vardır. Bu sünnet namaz adeta farz namaza giriş mahiyetinde bir hazırlık bir antrenman hükmündedir. Binaenaleyh bu namaz sayesinde farz namazı daha bilinçli, daha şuurlu, daha huşulu ve huzurlu bir şekilde kılma imkanına kavuşuruz. Namaz dediğimizde öyle elini kolunu sallayarak huzura giriş olmadığından öncesinde abdesti var, öncesinde hazırlığı var, öncesinde bir takım şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Binaenaleyh nafile olan sünnet namazı da kılmadan önce bir hazırlık aşaması var. Bütün bu hazırlık aşamalarında namazı namaz gibi kılabilmenin imkanını elde edebilmek için verdiğimiz bir çaba, bir gayret söz konusudur. Sünnet namazla namazın antrenmanını yapıyoruz. Peşinden farz namaz kılmak suretiyle de Cenabı Allah'a olabildiğince namaz gibi bir namaz ile kavuşabilme ümidi ve niyeti içerisinde oluyoruz. Peşinden kıldığımız son sünnet eğer varsa o da adeta huzurdan direkt olarak ayır ayrılmamanın bir geçişte ayrılma anlamını taşımaktadır. Nitekim namazların peşinden çektiğimiz zikirler, tesbihler hep bu manayı akla getiren, işar eden şeylerdir. Yani adeta yasak savar gibi Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah hemen cep telefonunu aç, ne var ne yok, bak değil. Namaz bitti ama o namazın perçinlenmesi zikirle, tesbihle muhafaza edilmesi gerekiyor. Asıl itibariyle gün 24 saat Müslümanın namazla mükellef olduğu bir zaman dilimidir. Vakitler arası zikirle o namaz halini devam ettirmekteyiz. Binaenaleyh mutlak surette gün içerisinde zamanında kıldığımız namazlarımızı sünnetleriyle beraber yerine getirme mecburiyetimiz var. Fakat kaza ettiğimiz namazlarımızı sadece farzlarıyla kaza ederiz. Burada şöyle bir şey söz konusu olabilir belki. Bir kimsenin sadece farz ve sünnetleri kılabilecek kadar vakti var. Diğer vakitleri çok yoğun ve elzemli bir meşguliyetin içerisinde bulunması gerekiyor. Söz gelimi bir yerde işçi olarak çalışıyor kardeşimiz. Hakikaten namaz için ayrılan vakit mahdut. O vakit içerisinde işte öğle namazının farzını sünnetlerini ancak kılabiliyor. Diğer taraftan kaza namazları da var. Bu kaza namazlarını vaktin sünneti yerine kılabilir mi? İmam Şafii Hazretleri diyor ki, eğer bir kimsenin diyor, eğer bir kimsenin kaza namazı borcu varsa öncelikle ivedilikle o borcunu ödemesi gerekir. O borcu dururken Nafile namaz ile meşgul olması doğru değildir. Sünnet ile meşgul olması doğru değildir. Binaenaleyh kaza namazlarını sıfırlayıncaya kadar sünnet namaz kılmaz diyor. Baktığınızda hakikaten adamın borcu var, borcunu ödemiyor. Borçlu olduğu kişiye ben sana yemek simarlayayım diyor. Ne denir adama? Önce, borc Önce borcunu öde denir yemek simarlama işini borcunu ödedikten sonra yapabilirsin. Önce borç gelir. Nitekim bir farz namazın yerine bin nafile namaz kılınmış olsa yine o farz namazın yerini tutmaz. Farz namaz farz namazdır. Onu Cenab-ı Rabbul Alemin emretmiştir. Onu yerine getirme mecburiyetimiz vardır. Peki bir kimse nafile kılmayıp da hep kaza namazı kılsa olur mu? Olur. Ama şunu unutmamak gerekiyor, akıldan çıkartmamak gerekiyor ki. Kaza borcu olanın nafile namaz kılması olmaz diyen İmam Şafii Hazretleri sen sünneti kılma, otur kahvanede boş işlerle otur demiyor. Yani hayatını idame ettirebilecek kadar meşguliyetin dışında dünya kelamı konuşman da yasak diyor sana. Yani evet. eğer sünnet namaz kılamıyorsan, e ben sünnet kılamıyorum farz bu bo kaza borcum var. E sünnet yerine kaza kılıyorum. Peki ondan sonra ne yapıyorsun? Oturup laklak yapıyorum. Laklaa hiç yapamazsın. Sen bütün tabiri caizse boşa geçirecek durumda olduğun vakitlerde kaza namazı kılmakla mükellefsin. Binaenaleyh nafile namaz bile kılamıyorsa bir adam boş konuşmayı, gıybet etmeyi, vakit öldürmeyi hiç yapamıyor demektir. Varsa öyle bir baba yiğit tamam ben hakikaten günümü öyle bir tanzim etmişim ki iş saatlerimin dışında, mecbur olduğum çalışma saatlerimin dışında nefis alacak kadar bile bir vaktim yok. O vakitlerimin hepsini kaza namazlarını kılmakla geçiriyorum. Eh bu durumda sen sünnetleri kılmayabilirsin. Ama sünneti kılmamaya kaza namazını bahane ederek ondan sonra oturup saatlerce televizyon seyredebiliyor isen, boş işlerle meşgul olabiliyor isen, o zaman kaza namazını kılmak için sünnet namazın vaktini değil, o boş işlerle meşgul olduğun, televizyon seyretmenden fedakarlık yapman, lüzumsuz internet görüşmelerinden fedakarlık yapman ve o vakitlerde kaza namazlarını kılman lazım gelir. Şimdi Allah için dönüp baktığımızda hangimiz günümüzü 24 saat dolu dolu geçiriyoruz da kaza namazı kılacağız vakit kalmadı öğle namazının sünnetini feda edelim de onun yerine kaza namazı kılalım diyebilecek darlık içerisinde bulunuyoruz. Dolayısıyla kendimizi kandırmamıza gerek yok. Namazların sünnetlerini özellikle de müekket olanları düzenli bir şekilde kılmak lazım. Çünkü bu dünya namaz için var. Dünyanın varlığı namaz varsa bir anlam taşıyor. Namazdan çalarak dünyaya bir şey katmanın bir anlamı yok eğer bir yerden bir şey almamız gerekiyorsa dünyadan alıp namaza vermemiz gerekiyor. Bilmem anlatabildim mi? Ama kanaatimce değerli dinleyenimiz bizlere geçmiş olan senelerin namazlarını kaza ederken sünnetleriyle beraber mi kaza etmem lazım gelir diyor? Hayır, sadece farzlarını kaza edecek. Bunun da şöyle müjdeli bir tarafı var Basri hocam. Der ki alimlerimiz bir kimse her farzın ardından bir ezan bir kamet getirmek suretiyle o vaktin benzeri en son ki mesela öğle namazını kıldınız. Öğle namazının peşinden sünnetini kıldıktan sonra ezan ve kamet getirmek suretiyle Ya Rabbi niyet eyledim. Üzerime kaza kalan en sonki ki öğle namazının farzını kılmaya diye niyet ederek dört rekat namaz kıldık. Kaç yıllık kaza borcumuz var? On yıllık kaza borcumuz var. Niyet ettim ki ben her namazın peşinden o namazın benzeri ilk kılamadığım namazın kazasını yapacağım. 10 yıllık kaza namazı için kaç sene gerekiyor? 10 yıl gerekiyor. 10 yıl değil de 3 sene sonra vefat ettim. Benim niyetim de o 10 yıllık kaza namazını düzenli bir şekilde ödemek olduğundan dolayı Cenab-ı Rabbül Alemin kalan seneleri de kılınmış gibi kabul eder buyuruyorlar alimlerimiz. Binaenaleyh, ben bir an önce kurtulayım, bir an önce temizleneyim, aklanayım diyerek tadını alamadan, lezzetine varamadan, zevkini çıkartamadan namaz kılmaktansa böyle bir niyetle yavaş yavaş, sakin sakin, nedamet içerisinde, pişmanlık içerisinde bu namazlarımızı kılmamız en uygun olanı. Şöyle bir kolaylıkta mümkün. Eğer gün içerisinde meşguliyet varsa akşam namazından sonra veya yatsı namazından sonra bütün namazları bir ezan getirir. Peşinden her bir vakit için kamet getirir. Bitiri için kamet getirmesine gerek yok. Yatsı namazını kıldıktan sonra bir günlük kaza namazlarını kılmak niyetiyle bir ezan okur. Peşinden sabah namazının kametini getirir. Ya Rabbi üzerime kaza kalan en sonki sabah namazını kılmaya niyet ettim der. Peşinden öğle için kamet getirir. Ya Rabbi üzerime kaza kalan en sonki öğle namazının farzını kaza etmeye niyet ettim der. İkindiği akşamı yatsıyı peşinden de Ya Rabbi üzerime kaza kalan eda edemediğim en sonki vitir namazını kaza etmeye niyet ettim der. Böylelikle bitir namazı ile beraber altı namazı, beş vakit altı namaz kaza edilmiş olur.